Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde kollu büzgülü manşetli bir elbise modelimiz var, kolları bol. Şimdi biz bu elbisemizin 4 santim kolunu kısaltacağız. Üst kısımdan 4 santim de kol daralmasını yapacağız. Kol daralma bel boşluğuna kadar inecek, şurada sıfıra kadar. Şu şekilde bir yırtmacı var. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle daraltma işlemimize manşeti sökerek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Söküyoruz düzgünce arkadaşlar. Şimdi ben bu manşetin bir sağ sol manşet var. Sağ sol manşet karışmasın diye ya iğneleme yapıyorum ya da aynı kola iğneliyorum veyahut da yapıyorum. Diğer kola geçiyorum. Birini yapıyorum, diğer kola geçiyorum. Yoksa sağa sol manşet karışır. Evet, bu da güzel söküldü gayet. Şimdi manşetimizi çıkardık arkadaşlar bu şekilde. İplerini temizleyelim güzelce. Manşetimizi buraya alalım. Evet, şunu ben sonra yapacağım. Bunu size gösterme amaçlı yapıyorum. Çevirelim tersine elbisemizi. Hatta şurada köprümüz var. Onu da çıkarayım önce ben. Çünkü bu köprüye kadar daralacak. Köprümün yerini işaretliyorum. Şu şekilde. Kaybolmasın diye. Evet. Elbisenin köprüsünü dikkatli bir şekilde zarar vermeden söküyorum. Elbiseye zarar vermeden. Evet. Güzel zikzak atılmış. Sökmüş olduğumuz köprümüzün iplerini güzelce temizleyelim. Eski ipleri alalım, temiz olsun. Köprümüzü de buraya aldık. Şimdi elbisenin daralmasını yapabilmek için tersine çevirdim elbiseyi. Evet. Şimdi buraya da tela koymamışlar. Tamam. Şimdi burada aparabiye var arkadaşlar. Bu aparabiyeyi de çıkartıyorum. Öncelikle şuraya V yapma dikişi var. Onu söküyorum. Biyenin. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki V dikişini söktüm. Evet, hızlıca biyemizi sökelim. Evet arkadaşlar, kolumuzun yırtmaç biyesini söktük, çıkarttık. Şimdi kol kesim işlemine geçiyorum. Kolu kısaltacağız ya. Bu şekilde. Evet. Açalım şu büzgüleri. Evet. Açtık. Şimdi bizim yırtmaç boyumuz neymiş arkadaşlar? Kolun yırtmacı şu şekilde gördüğünüz gibi. Boyunu alalım. Orijinal boyu nedir? 7,5 santim. Şimdi 7,5 santim unutmuyoruz. Kol ne kadar kısalıyor idi? 4 santim. 4 santim kısalacak olan gömleğimizin kolunu şu şekilde şöyle, evet, düzledim düzgün bir şekilde 3-4 yerden 4 santimden işaret alacak bu şekilde. Şöyle şu bir sağlıklı her taraf eşit olsun diye şu 2 3 yerden evet. Uç kısmından da bir tane daha aldık mı? Evet, işaretlerimizi aldık. Kısaltma işaretimiz 4 santim. Kısaltacağız kolumuzu. Şimdi güzelce kesimini yapıyorum. İşaret almış olduğum yerden kesimini yapıyorum. Evet. Kol kısalmamızın kesimini yaptım. Kolumuzu kestikten sonra kolumuzun daralma ölçüsünü alalım arkadaşlar, işaretini. Bel boşluğuna kadar giriyor idi. Kol daralması.
şekilde ölçümüz alalım. Şimdi bu bombeli bir model olduğu için şurada görüyorsunuz. Düz değil, bombe burası. Bu şekilde. Evet. Bombeli yerden, en geniş yerden 4 santim işaretledim. Şuradan 3 santim alacağım ben çünkü kol ağzı biraz daha ovallik içe girdiği için kol ağzı kısmında. Burada dışarı doğru bombelik, burada içe doğru ovallik var. Şimdi 3 santim kol altına girecek şekilde 3 santim şey yapar mı? Yok, yapmaz, rahatsız etmez. 3 santim buradan, 4 santim buradan, 3 santim buradan. Şimdi bu şekilde. Evet. Şuraya kadar, şurası benim işaretim var burada. Şöyle burada sıfırlayacak şekilde. Daha biraz da içeriye doğru girebilir şöyle. Önce dur bakalım. Şöyle. Evet, şöyle. Şimdi makineye geçip işaretli yerlerden daralmamızı yapalım arkadaşlar. Makineye geçiyoruz. Evet, bizim kol yırtmaç boyumuz 7,5 santimdi arkadaşlar. Bu şekilde. 7,5 santimden tekrar yırtmacımızı verelim. Bu şekilde. Şöyle düz bir hat çiziyorum. İşaretlediğim yerden tekrar yırtmacını veriyorum. Kol yırtmacını. Şimdi daraltmamıza geçelim güzelce. Güzelce daraltmamızı yapalım. Şuradan şöyle. İşaretlediğim yerde daraltmamı yapıyorum arkadaşlar. Daraltmamızı yapıyoruz. Evet. Burada sıfırladım. Şimdi buraya overlock'umuzu çekelim güzelce. Bir santim iç payı bıraktık. Güzelce. Overlock'umuzu çektik. Şimdi kol işlemine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi kol, biye ve manşet takım işlemine geçtim arkadaşlar. Şimdi kolumuzun büzgüsü var. Önce biyeyi takıyorum. Şu şekilde. Tek dik işte biyemi takacağım. Şu şekilde. Evet, siz de görün arkadaşlar. Altın patlak olmamasına dikkat ediyorum ve ucun kesiğin bittiği yerde potluk ve patlaklık olmamasına dikkat ediyorum. Evet, buraya gelişi güzel yapmamak lazım. Şimdi bir yerimizi taktık arkadaşlar güzelce. Şimdi bu benim böyle bir büzgü ayağı var bende. Kolun büzgüsünü vereceğim tekrar. Ayağı çıkarıyorum. Evet. Büzgü ayağımı takıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu büzgüyü yaparken böyle ayak kullanıyor iseniz, gerçi diğer ayaklar için de bu geçerli. Şurada oynar başlı şey var. Mekanizmalı ayaklar var. Onların durumu farklı da. Böyle ayaksa, mesela büzgüyü fazla vermesini istiyorsanız üst ipi sıkıp sıkılaştırıp makinenin adım ayarını da biraz yükselttiğimiz zaman bu şekilde güzel büzgü verecektir. Büzgümüzü verelim. Şimdi buraya monta olacak şekilde küçüklükte büzgü vereceğiz. Kalacak şekilde. Böyle değil. Şurayı da biraz sıkabilirim. Evet, bakıyorum büzgü nasıl oluyor. Evet, büzgü biraz güzel, evet.
Büzgümü yaptım. Şimdi manşet ile karşılaştırıyorum. Manşet birbirine denk geliyor mu? Evet, hemen hemen geliyor. Biraz asılıp yaptığım zaman yerine oturur. Büzgümüzü aldıktan sonra kola. Şimdi manşeti takacağım arkadaşlar. Manşeti monte işlemine geçiyorum. Manşeti nasıl takıyorum? Tek dik işte. Kolu 1 santim içeriye veriyorum. Şu şekilde fazla değil. Bakın az verirsek patlar. Çok verirsek kol fazla kısalır. Buna ne kadar pay vermiştim? 1 santim pay vermiştim. 1 santimden kolu manşetin içerisine alarak alacak şekilde. Evet. Tek dik işte. Şöyle biraz düzgün biraz şey olmuştu. Açıldı düzgün biraz. Siz görmeden bir yüzü biraz açıldı. Biraz şöyle büzgüyü artırıyorum şöyle. Evet. Şöyle. Şimdi şu ilikli kısmı şu şekilde biyeyi dışa doğru bedenin ters yüzüne doğru bakın şu şekilde katlıyorum. Bir tur katlıyorum. Ve yine aynı şekilde 1 santimden kolu manşetin içine vererek şekilde yerleştirmemi yaptım. Ve diktim. Evet, şimdi manşeti kola monte ettikten sonra arkadaşlar başta size göstermiştim arkadaşlar. Şuradan biz bir tane şuraya emniyet dikişimiz vardı şurada. Bakın şu şekilde. Tekrar onu çekerken makas aldım buradan. İplikli çalışmayı sevmiyorum ben arkadaşlar. Evet. Bu dikişi çekerken buradaki V dikişi şura kayık olmasın şu şekilde. Şöyle düz olmasına dikkat edelim. Şöyle. Evet. Güzelce potluğunu ala ala potluğu ala ala bakın. V dikişimizi çektik. Bu V dikiş ne için arkadaşlar? Dur bakalım. Makinenin ayarı şey mi oldu? Hadi. Burası biraz açık gözüktü. Tekrar bir dikiş daha çekelim. Bu dikiş ne için arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Kol kısaltma ve daraltma işlemimizin sonuna geldik. Elbisemizin kolunun daralmasını ve kısalma işlemini yaptık. Şimdi bitmiş hali bu şekilde. Biz buraya V dikişi çekmiştik şu şekilde gördüğünüz gibi. İçeriden. Ve şu ilikli tarafı biyeyi bir tur içeriye tersine katlamıştık. Bunun görevi nedir arkadaşlar? Bakın. Bunu içeriye katlamamızın sebebi ne? Düğmelediğimizde, iliklediğimizde yani. Bakın dikkat ediyor musunuz? Patı gizliyor. Şu ince bir santimlik patı gizlemesi bunun sebebi. Dur. Evet arkadaşlar. Elbisemizin kol kısalma ve daralma işleminin sonuna geldik. Kısalma ve daralma işlemimiz tamamlandı. Bizim burada şimdi makinede yaparken göstermiş olduğum şuraya biyeye V dikiş onun sebebi ve şu biyeyi bir tur içeriye ilikli taraftaki biyeyi bir tur içeriye katlamamızın sebebi düğmeleyelim. Evet amacı biyenin gözükmemesi, patın gözükmemesi. Bakın düğmelediğimiz zaman pat gözükmedi, pat gizlendi. Bütünümüzü yaptığımız zaman harika bir şekilde olacak. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bildirim zilini aktif etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.